Arkadaşlar bugün yine bir Venedik manzarası. Yalnız burada dikkatimizi vereceğimiz konu yine açık doz, açık tonlarda renkler kullanalım. Ve zaten resmin büyük bir bölümü de beyaz gibi duruyor. Dolayısıyla sadece o beyaz binanın üzerinde bir takım lekeler yapmak durumunda kalacağız. Yine hatta şöyle yapalım. Gökyüzüne biraz su sıkalım. Spreyle. Sonra da biraz sulu. Biraz açık bir mavi elde edelim. Yalnız burada şunu görüyoruz. Bu kulenin sağ tarafları gölge. Demek ki sağ taraflar biraz daha gölge olabilir. Öyleyse sağ tarafta biraz daha koyu bir gökyüzümüz olabilir. Yani çok hafif görülüyor ama olsun. Tam tepede biraz daha koyuluk var. Biz de o koyuluğu atalım ama yine de resmin sağ tarafına biraz gölge atalım. Şurada kubbenin görünürlüğünü kaybetmemek adına şuradaki lekemizi temizleyelim. Sonra da şuraya da birazcık renk bulaştıralım. Sonra aşağı yukarı suyumuz da. Ama sanki su da bir yeşil renkte varmış gibi. Yani yeşil renk olabilir. Neden? Burası bir kanal şehri. Kanal herhalde böyle bir renk görülebilir. Suyu da biraz sulu ve açık renk atalım ki sonradan bizim bunun üzerine atacağımız efektler belli olsun. Şurada bir su görüntüsü var yine. Biz buradaki insan figürlerinde yokmuş gibi o su görüntüsünü atalım. Sonra boyamasını ona göre yapar toparlarız. Hatta bir ince fırça alarak şimdiden orayı toparlayalım. Şurada da biraz binanın içine karışmışız. Yani şunu yapalım. Şu suyun rengini düzeltelim. Sınırlardan geçmesine sebep olalım. Evet. Şimdi suyumuzu da koyduk.
gerekli figürleri de atıp işi bitirebiliriz. Bu arada şunu yapalım. Dedik ki binanın sağ tarafı gölge. Biz bu gölgeyi biraz daha vurgulayabiliriz. Bu kadar yeterli herhalde. Azıcık da şu üstte sürelim. Evet. Şimdi ne dedik? Binanın sağ tarafı gölge. Öyleyse biz bu binayı tam boyamadan önce gri bir renk gibi ama çok hafif binanın sağ taraflarını şöyle bir gölge atalım. Ne yapıyoruz? Binanın sağ taraflarına gölge atıyoruz. Bu gölgeleri böyle yavaş yavaş aşağı indirebiliriz. Bunları genişletebiliriz. Aralardan şöyle geçirebiliriz. Sağ taraftaki yerlerde bu gölgeler biraz daha oturacak tabi. Aralarında yani gölge yaparken her tarafı da gölge yapmak şart değil. Biraz rengi kırılsın. Mesela şuradan sadece suyun rengini geçirelim ama sağ tarafına bunun biraz daha gölge atalım. Yukarıdaki renkleri de ona göre ayarlayacağız. Buralarda biraz daha koyu. Şu sağ tarafta bir kırmızı bir yer var. Onu da yapalım. Sonra onun altı şöyle biraz gölgede kalmış. Dolayısıyla bu tarafı da gölgede kalmış. Hatta bu biraz daha aşağıya kadar inmiş. Buradan da işte kendiliğinden bir kapı çıktı. Burada artık şey yapmıyoruz, çok detay göstermiyoruz ama bazı ufak yerleri gösterelim. Mesela şu çatının kırmızısını görsünler. Buradaki kırmızıyı da attık. Sonra da dedi ki bunun altı gölge. Buralarda sütunlar var, kapılar, pencereler var. Onlar öyle kalabilir. Şimdi şu attığımız binaya attığımız gölgeyi biraz daha sol tarafa doğru yayalım. Sol tarafa da hafifçe olsun. Şimdi yukarısının kurumasını beklerken biz biraz aşağıda gondollarla falan oynayalım. Daha önce bir kere bir gondol çalıştığımızda edindiğimiz bilgi neydi? Gondolların siyah renk olduğu ama biz burada siyah kullanmayı pek istemiyoruz. Öyleyse biraz koyu bir renk kullanırız.
Yani siyah değil de siyaha yakın bir renk kullanabiliriz. Bu gondolların da sağ tarafları koyu, sol tarafa doğru renkleri açılıyor. Bu taraftaki gondolda tabii böyle biraz mavileri belli olsun. Biraz daha koyulalım. Sonra bu renk tabii ki sola doğru rengi açılsın ki ışık gölge iyice belli olsun. Onun için de sağ tarafını ve altını tabii biraz daha gölge yapabiliriz. Sonra da şurada yani gondolun bu tarafında suya biraz yansıma var. Onu da koymuş olalım. Sonra bu gondolun da altında yine bir yansıma var. O da sağa doğru bir gölge oluşturmuş. Onları daha sonra detaylı işleyeceğiz. Şimdi bizim yapmamız gereken sadece şu gondol şu adadan gözüküyor. Şunu da biraz gösterelim. Şu ayırmayı yapabilirsek gondolumuz daha yakışıklı görülecek. Şu gölgeyi biraz daha dağıtabiliriz. Şimdi yine bu gri rengimiz elimizde olsun. Artık şu kuleyi görebildiğimiz kadarıyla çok net olmayabilir. Sadece lekelerle de halledebiliriz. Yani ne yapıyoruz? Sağ tarafları gölge. Buralarda bu abilerin kendi sembolleri var. Onları hayal meyal gördüğümüz kadarıyla koyabiliriz. Sonra bu kubbenin altında şöyle bir kavis olsun. Hatta bu kavis böyle iki çizgi gibi olsun. Sonra da onun sağ tarafı gölge olsun. Sonra da onu şöyle yayalım. Şimdi gelelim öbür kuleye. Burada biz bu kadar uzaktan tabii bu detayını göremiyoruz. Kulemizi yapalım. Buralarda bir takım dediğimiz gibi semboller, heykeller.
da sonra böyle hafiften birleştirebiliriz. Hatta bu binanın da, daha doğrusu bu kulenin de sağ tarafının gölgesini koyabiliriz. Nereye kadar? Belli bir yere kadar tabii. Sonra şu binanın da aralarından görünen bir takım buralardan da görülen heykeller var ama biz o heykelleri net göremediğimiz için o heykellerin varmış gibi yapmaya çalışalım. Şunları biraz daha belirleyelim. Bu kubbenin de altında bir ikinci çizgi var. Şurada da bir pencere var. Bu kemerlerin altında çok sayıda figür var ama tabii biz o figürleri burada yapmak durumunda değiliz. Şurada sanıyorum bir parmaklık var. O parmaklık orada dursun. Biz şuradaki kırmızı çatımızı da yapalım. Sonra bunların altında bir takım pencereler var. Onları da koyalım. Onları koyduktan sonra şöyle bir hat var. Burada da hadi bu da kahverengi gibi bir gölge olsun. Pek kahverengi olmadı ama olsun. Yani orada bir gölge var. Aynısını yapmak durumunda değiliz. Bunun altında da bir takım kapılar, pencereler şöyle dursun. Şurada da yine bir üçgen bir yapı var. Neyse. Şimdi biz şu kuleyi biraz daha uğraşırsak, yani kuledeki duruma bir daha geri dönmek istemiyorum. Çünkü burada oynadıkça biz bunu karıştırabiliriz. Onun için fazla oynamayalım. Şuradaki parmaklık dedik. Aralarına şöyle biraz olayı gösterecek bir şeyler yapalım. Şurada da yine bir çıkıntı olsun. Yakışır. Sonra gelelim pencerelere. Birazcık ince fırça, yani çok ince olduğu pencereleri koyalım. Şurada kavisli pencereler var. Onu koyalım. Alta doğru çekelim. Sonra şurada arada görünen başka lekeler var. Şuradaki bizim daire şeklindeki bir kompozisyonu meydana çıkarmak için onun etrafını o renklerle boyayalım. Bu yuvarlağımız meydana çıksın. Sonra yuvarlağın üzerinde de bir takım heykeller var. Bu yuvarlağın içini temizleyelim ki yuvarlak görünsün. Sonra da yine burada şöyle bir yapı var. Yapının içindeki yerler gölge. Buralarda yine bir heykel yığını var. Artık bu heykeller nedir, ne değildir?
Aslında bu yapının mimarisini okursak bunun ne olduğunu anlayabiliriz. Ama şu anda bizim işimiz bu değil. Biz bunun bir resmini yapmayı becerelim. Sonra istiyorsak tarihinde alır okuruz. Şurada da şöyle yine iki tane çizgi var. Şurada da bir çıkıntı var. Şurası da böyle bir olan olsun. Sonra şuradan iki tane ayırım geliyor. Burada bir sütun gibi bir şey var. Bunun arasında şöyle görünen yine kemerli bir kapı var. Biz bunun yerini koyalım. Sonra detaylarına gireceğiz. Bu yuvarlaktan başka yerlerde de var. Yani şu binanın tamamını dolaşıyor ama biz onu yine hepsini yapamayacağımıza göre bunlar da tam cepheden daire gibi görülürken karşıdan baktığımızda elips gibi veya daha düz görülüyorlar. Onun için biz onların etrafını hafiften şöyle bir lekeleyelim. Onlar meydana çıksın. Yani böyle. Şimdi gelelim şuradaki şurada bir üç bölümden oluşan bir koyu alan var. Sanıyorum burası bir pencereler yığını, yani pencere topluluğu. Onları da koyalım, yerini belirleyelim. Sonra gerekirse biz bunu daha koyu bir hale getirebiliriz. Ama dediğim gibi önce biz bunun yerini belirleyelim. Sonra bunun üzerinde tam altında şöyle bir çıkıntılar var. Bunun üzerinde de yine bir mimari yapı var. Buna bu bölgenin mimarisinde ne deniyorsa. Şimdi buralara da ufak ufak detaylar koyabilirim. Bunların üzerinde de yine böyle iki tane çizgi olsun ama bunlar da biraz süslü fakat biz buradan o süsü göremediğimiz için detay yapmıyoruz. Sonra şu kapının altında şurada bir detay var. Buralarda bazı motifler var. Biz o motifleri de böyle hayal meyal koyalım. Sonra sol tarafta gördüğümüz bir ağaç bölümü var. O ağacı da net ağaç yapmayacağız. Orada bir yeşillik var mı? Var. Bunun da sağ tarafı daha gölge. Hatta biraz onun içerisine şöyle sarılar atıp biraz daha da vurgulayabiliriz.
Ağaçta orada dursun. Sonra ağacın altında yine bir kahverengi bir alan var. Onu da çizelim. Buradaki gondol kullanan abinin kafası buradan geçiyor. Geçsin, bir şey dediğimiz yok da biz oraya şimdi bir buradaki malzemeyi koyalım. Sonra biz abinin kafasını yaparız. Sonra bunun tam altından geçen şöyle bir çizgi var. Sonra bunun üzerinde de şöyle bir merdiven bölümü var. Merdiveni de tek tek işlemeyeceğiz ama şuradaki sütunları koyalım. Sonra o sütunlarla ilgili çeşitli bağlantılar var. Aslında bu sütunları beyaz yapmak lazım. Ama şimdi o kadar da uğraşmayalım. Şimdi yukarıda biraz korumaya bırakalım. Sonra gelelim bu gondolcu abilerin elbiselerine. Onların elbiseleri ince renk kuralı vardır. Pantolonları koyu renk. Biz buraya bir koyu renk koyalım. Bu abiye de bir koyu renk pantolon giydirelim. Sonra biz bunların tişörtlerini giydiririz. Şimdi burada şuna dikkat ediyorum biraz. Bu resmin sağ tarafı gölge ise bu abilerin de paçalarının sol tarafları ışık olur. Ha bir de bu abilere şöyle bir kafa yapalım. Sonra da bunları buradaki abinin kafasında saç yok ama biz yine ona bir saç giydirmiş olalım. Saç giydirmek olmaz. Peruk takmış olalım. Rastgele biraz da şöyle süslemelerimiz olsun. Sonra burada oturan çeşitli yaşlarda abiler ve ablalar var. Bunların bazıları böyle koyu renk olsun. Bazılarını daha sonra biz açık renkte koyabiliriz. Onları da böyle gondolumuza oturtalım. Tabii bunların alt tarafları daha koyu. Sadece ona dikkat edersek olur. Bir de şurada bir abi var. Gondolun kenarında oturuyor. Onun da şöyle bir tişörtü olsun. Tişörtün rengi alt tarafa doğru biraz kurusun. Onun şöyle de bir kafası olsun. Sonra şu tişörtün sınırlarını belirleyelim.
Sonra diyelim ki bu tişört böyle çizgiliymiş. Bu çizgileri de tabii böyle düz yapmıyoruz. Yani eğri büğrü kıvrımlı yapıyoruz aslında ki daha biraz yakışıklı görünsün. Bazı yerlerinde de kat yerler olsun. Ne dedik? Sağ taraf gölgesi, sağ tarafta gölge olsun. Biraz sonra bu abiye bir kol takarız. Efendim, şu abinin de tişörtünü yapalım. O çok net görünmüyor. Ama biz yine tişörtünden vazgeçmeyelim. Sonra bu abilerin şöyle geliyor kolları. Efendim. Burada böyle gelmiş, kıvrılmış. Nereye tutuyor? Gondolun küreği mi? Küreği de sonra yaparız. Şimdi bu gondolun bu tarafı boş kaldı. Gondolda bir kişi olmasın. Şuraya birkaç kişi yapalım. Yani dolduralım. Hani böyle boş gitmesin abiler. Doğmuşlar bağırır ya. Şimdi kalkıyor. Hemen kalkıyor. Şuraya biraz kafa atalım. Aklımız sıra bunlar figür. Kırmızı karıştıralım. Kırmızımızı işte biliyorlar. Şundan da olsun. Bunlar da hem geziyorlar hem de sohbet ediyorlar. Şimdi şu gondolun da ucu şöyle geliyor. Şurası koyu. Bununki de böyle. Ortasından da bunun şöyle gelen bir alet var. Şimdi buradaki gondolu da şöyle biraz uzatalım. Onu da hem dışından hem içinden bir çizgi çekelim. Şu abinin tişörtünü biraz daha vurgulayalım. Artık görebildiğimiz kadarıyla, yapabildiğimiz kadarıyla bu binaya biraz daha belirginlik katabiliriz. Bunların üzerinde mutlaka şöyle bir kemer vardır gibi. Efendim. Şuradaki şurada bir alet var. Bu neydi? Kubbenin üzerindeki çizgileri çizmeye gerek yok. Bu yuvarlakları biraz daha belirleyelim. Şunların üzerinde bir takım böyle sütunlar, bütünler, her şey var. Falan. Şimdi şu ağacın içinde bir iki dal olsun. Yeter. Şimdi gelelim
gondollara. Gondollarında biraz böyle mavili kırmızılı görünmesini istemiştik. Şimdi gondolların sağ tarafını biraz daha gölgelendirip rengimizi belirliyoruz. Aynı şekilde diğer gondola da böyle bir renk atıyoruz. Gondolun üstü de açık kalsın. Neden açık kalsın? Orası üst tarafı ışığa daha yakınmış. Sonra burayı da şöyle böyle açalım. Bakalım bizim kameramız çalışıyor mu? Çalışıyor. Şimdi de biraz ayağa kalkalım. Ayaktan biraz bakalım neler olup bitiyor. Şimdi şu gondolun sağ tarafına doğru gölge gidiyor. Aşağıya kadar geliyor. Gelsin bakalım. Sonra bu gölge bu gondolda da bu tarafa doğru geliyor. Oraya gelsin. Sonra bu gondolun etrafında şöyle geçen bir gölge de var. En soldaki küçük aracı yapmadık. Hiç gerek yok. Aslında burada trafik biraz yoğundur. Onun için uğraşmaya gerek görmedik. Yalnız artık burada bu çırpıntıları biraz daha farklı yapabiliriz. Bu kadar yeter bence. Sonra yine bir şu kontrollerin onları da beyaz yapalım ya. Şu çizgiler var ya. Yakışır. Sonra gelelim nereye? Mavi'ler gondolcuydu ya. Şöyle bir bu abilerin eline birer gondol sopası verelim. Şunun elindeki de böyle tarafa doğru taşsın. Sonra şu gondolları biraz daha sivriltelim. Şu abinin saçını biraz belirleyelim. Bunun saçı gitmiş. Adana bir de şapka giydirmiş olduk. Şimdi bakalım ne durumdayız. Bence iyi durumdayız. Öyleyse imza vakti.